Merhaba sevgili arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Arapça 2 bölüm 9 Arapçada sülasi mezit fiillerin önite özetini yapacağız. Bakalım hedeflerimize. Günlük hayatımızda Arapça sülasi mezit fiilleri kullanarak diyalog gerçekleştirme becerisi kazanabilme. Sülasi mezit fiil kalıpları, 2 ve 3 harf eklenenler yani. Sülasi fiile 2 ve 3 harf eklenerek elde edilen mezit fiil kalıplarını mazi, muzari, emir ve masar şekilleriyle tanıyabilme. 3. Arapçada kalıp ifadeler. Arapçada sık kullanılan bazı ifade biçimlerini tanıma ve yerinde kullanmam becerisi elde edebilme. Günlük hayatımızda Arapça. Habarun sar. Selim. Sabahul hayr ya Mahmud. Mahmud. Sabahun nur ya Selim. سليم صار اسبوعا ونحن لم نتقابل في الكليه محمود صحيح انا مشغول بالبحث في هذه الايام في نهايه الشهر سوف اشترك في مؤتمر دولي تنظمه جامعه بيروت سليم ربنا يعينك يا اخي في الحقيقه عندي لك اخبار ساره محمود ابشر سليم الخبر الاول هو انني فزت بالمركز الاول في مسابقه الكليه لتلاوه القران الكريم وبجائزه قدرها 1000 ليره تركيه محمود 1000 مبروك arkadaşlar Türkçesi karşısında gördüğünüz gibi şimdi sülasi meziid fiil kalıplarına bakalım Arapçada 3 harften oluşan sülasi fiillere 1 2 ya da 3 harf eklenerek elde edilen fiillere sülasi mezit fiiller adı verildiğinden bahsetmiş ve sülasi fiile bir harf eklenerek elde edilen mezit fiil kalıplarını 8. bölümde anlatmıştık. Bu bölümde sülasi fiillere 2 ve 3 harf eklenerek elde edilen mezit fiil kalıpları üzerinde duracağız. Sülasi fiile 2 harf eklenerek elde edilen mezit fiil kalıpları Sülasi fiillere 2 harf eklenerek elde edilen 5 fiil kalıbı bulunmaktadır. Bunlar Birincisi başa elif ortaya te getirilmek suretiyle elde edilen efteala. İkincisi başa elif ve nun getirilmek suretiyle elde edilen enfaala. Üçüncüsü başa t getirilerek ve aynul fiilin tekrarlanması yani şeddeyle harekelen, harekelenmesiyle elde edilen tefaala. Dördüncüsü Başa t getirilerek ve faul fiilden sonra bir elif eklenerek elde edilen tefaale. Beşincisi ve sonuncusu başa elif getirilerek ve lamul fiilin tekrarlanması yani şeddeyle harekelenmesiyle elde edilen efalle kalıplarıdır. Sülasi fiiller bu kalıplara girdiklerinde yeni anlamlar kazanırlar. Şimdi sülasi fiile İki harf eklenerek elde edilen bu kalıpların mazi, muzari, emir ve mastar hallerini bir tabloda görelim. Efteala kalıbı mazisi iftala, muzari iftailu, emir efteal, mastarı eftialun. Enfeala kalıbının muzarisi yenfailu, emir enfeal, mastarı enfialun. Tefaa'al kalıbının muzarisi yetefaa'lu, tefaal, tefa'ulun. Ef'al kalıbının muzarisi yef'allu, emir ef'al, mastarı ef if'alal. İftaal veya iftial kalıbına bakalım. Bu kalıp genellikle sülasi fiillerin dönüşlülüğünde kullanılır. Bu kalıba uyar, uyarlanan bir sülasi fiil her zaman dönüşlülük ifade etmez yeni anlamlar da kazanabilir. Cema'a topladığıyken, iştema'a olduğunda toplandığı anlamını kazandı. Fetaha açtı, fethetti anlamındayken iftetaha açılış yaptı, açtı oldu. İçtema'a tullabu fi hadikatil kulliye Öğrenciler fakültenin bahçesinde toplandı. Veya iftetaha al veziru merkeze ta'limi lugat. Bakan dil öğretim merkezinin açılışını yaptı. Şimdi sahih ve mutel bazı fiillerin bu kalıba uyarlanışını ve anlamca uğradığı değişimi bir tabloda inceleyelim. Sülasi şerike ortak olduğu, eşterek olduğunda katıldı. uzarisi eşteriku katılıyor, emir işterek katıl, mastar eştirakon katılmak veya katılım. Sülasi cema topladıyken, içtema'a çevirdiğimizde toplandığı, Yeştemi'u toplanıyor. İçtemi'u toplan. İçtima'u toplanmak veya toplantı. Yine sülasi kesebe kazandı. Ektesebe olduğunda kazandı yine. Muzalisi yektesibu kazanıyor. Emir ektesip kazan. Mastar ektisabun kazanmak veya kazanım. Yine sülasi fiil nakale nakletti. Entakale olduğunda taşındı taşınıyor yani takilu entakil taşın intikalun taşınmak veya taşınma yine sülasi gasele yıkadı ıhtasele yıkandı yaktasilu yıkanıyor ıhtasil yıkan ıhtisalun yıkanmak Sülasi rakibe bindi, ertekebe günah suç işledi. Yerteki bu günah suç işliyor. Ertekip günah suç işle. Ertikabun günah suç işlemek. Enfa'le veya enfi'alun kalıb, kalıbına bakalım. Bu kalıbın mazi, muzari, emir ve mastarı bu biçimdedir. Mazi enfa'le, muzari siyen fa'ilu, emir enfa'il, mastar enfi'alun. Bu kalıp genellikle geçli bir fiili geçsiz yapmak için kullanılır. Dönüşlülük ifade ettiği durumlarda vardır. Anlam yönünden edilgen yapıyla çoğu zaman aynı olsa da fiil edilgen değildir. Şimdi sahih ve mutel bazı fiilleri infa'la kalıbına uyarlayarak yapım ve anlam değişimini görelim. Yine sülasi kesere kırdı. İnkesere kalıbına girdiğinde yani infa'la kalıbına dönüştüğünde inkesere kırıldı. Yenkesiru kırılıyor. enkesir in kırıl. İnkisarun kırılma. Feteha açtı. İnfeteha olduğunda açıldı. Yenfetihu açılıyor. İnfetih açıl. Enfitahun açılma veya açılım. Defa'a itti. En defa atıldı, itildi. Yani defi'u atılıyor, itiliyor. En atıl. En defa'un atılma. Fecere patlattı, yardı. En fecere patladı. Yani fecer'u patlıyor. En patla. Enficer'un patlama. Kada geçirdi. En kada geçti. Yani kadi geçiyor. En kadi geç. En geçme. Kada sürdü, en kada sürüklendi, yan sürükleniyor, en kat sürüklen, en sürüklenme. Şimdi tefa'ala veya tefa'ul kalıbına bakalım. Bu kalıp genellikle fa'ala kalıbından bir derece dönüştürülüğü sağlar. Örneğin şerca'a birine cesaret vermek, birini teşvik etmek, yüreklendirmek. Teşerca'a olduğunda ise cesaretlenmek anlamındadır. Ya da alleme öğretmek anlamındayken taalleme öğren, öğrenmek anlamındadır. Bununla birlikte sülasi fiile yeni anlamlar kazandırdığı da olur. Tefaala kalıbının mazi muzari emir ve mastar şekli ve nezela fiilinin bu kalıba uyarlanmış biçimi aşağıda verilmektedir. Tefaala yetefaalu tefaal tefaulun tenezzele düzeyine indi yetenezzelu düzeyine iniyor tenezzel düzeyine in tenezzülün düzeyine inmek. Şimdi sahi ve mutel bazı fiillerin bu kalıba uyarlanışını ve bu kalıba uyarlanan bir sülas fiilin anlamca uğradığı değişimi bir tabloda inceleyelim. Alime bildiyken taalleme öğrendi, yetaallemu öğreniyor, taallam öğren, taallumun öğrenmek. Hamele taşıdıyken tahammele olduğunda üstlendi, yüklendi, Yetahammelu üstleniyor. Tahammel تحمل üstlen. Tahammulun üstlenmek. Vacuha seçkin oldu iken. Teveccaha yöneldi. Yetevecahu yöneliyor. Teveccah yönel. Teveccuhun yönelmek yöneliş. Vaka'a oldu iken. Tavakka'a bekledi. Yetevakka'u bekliyor. Tavakka توقع bekle. Tavakka'un beklemek beklenti. Faraka böldü Teferraka daldı. Ya teferraku dağılıyor. Teferrak dal. Teferrukun dalma veya parçalanma. Şimdi tefaala veya tefaul kalıbına bakalım. Bu kalıba giren bir sülasi fiil genellikle işteşlik ifade eder. Bu kalıp ayrıca bazı sülasi fiillere nokta nokta gibi olmak, nokta nokta gibi davranmak anlamlarını da kazandırır. Örneğin Marida hastalandı anlamındayken Tamara da hasta numarası yaptı anlamına gelmektedir. Bununla birlikte bu amaçların dışında yeni anlamlar elde etmek için de kullanılır. Tefaara kalıbının mazi, muzari, emir ve mastar şekli aşağıda verilmektedir. Bakalım. Tefaala, yetefaalu, tefaal, tefaulun. Taavana, işbirliği yaptı. Yetaavanu, işbirliği yapıyor. Taavan işbirliği yap. Taavunun işbirliği yapma. Şimdi sahih ve muhtel bazı fiillerin bu kalıba uyarlanışını ve bu kalıba uyarlanan bir sülas fiilin anlamca uğradığı değişimi bir tabloda inceleyelim. Arafa bildi, tanıdı. Taaraf olduğunda tanıştı. Ya taarafu tanışıyor. Taaraf tanış. Taarufun tanışma. Raca'a döndü anlamındayken teraca'a geri çekildi. Ya teraca'u geri çekiliyor. Teraca' geri çekil. Teraca'un geri çekilmek. dahala girdi anlamındayken tedahala müdahale etti. Ya tedakalu müdahale ediyor. Tedakal müdahale et. Tedakulu müdahale etmek. Vaceda buldu anlamındayken tevaceda bulundu. Ya tevacedu bulunuyor. Tevaced bulun. Tevacudun bulunmak. Nâle elde ettiyken tenâvele ele aldı. Yetenâvelu ele alıyor. Tenâvel ele al. Tenâvulun ele almak. Nesiye unuttuyken tenâse unutmuş göründü. Yetenâse unutmuş görünüyor. Tenâse unutmuş görün. Tenâsin veya ettenâsi unutmuş görünmek. Şimdi ef'alle if veya if'ilal kalıbına bakalım renk ve kusur durumu bildiren fiiller bu kalıpta kullanılırlar. Renk bildiren fiillere örnek olarak ehmarra kızardı, esvedde karardı, ısfarra sarardı, ıbyadda ağırdı verilebilir. Bakalım mazi muzari emir ve maslarına. muzarisi yefallu, emir efealle, mastar efilalun. Ehmarra kızardı, kırmızılaştı. Muzari siyah marru kızarıyor, kırmızılaşıyor. Emir <laughs> ehmarra ama emir şekli pek kullanılmaz. Mastar <laughs> ehmirarun kızarma, kırmızılaşma. Kusur bildiren fiillere örnek olarak e'vacca topallaştı, ıslaha kelleşti verilebilir. Şimdi sülasi fiile 3 harf eklenerek elde edilen mezit fiil kalıplarına bakalım. Sülasi fiile 3 harf ekleyerek elde edilen mezit fiili kalıpları dört tane olmakla birlikte bunlar arasında yaygın olarak kullanılan sadece bir kalıptır. Bu derste sizleri gereksiz ayrıntıyla meşgul etmemek amacıyla yaygın, yaygın olarak kullanılan bu bir kalıp üzerinde durmakla yetineceğiz. Bu kalıp sülasi fiilin başına elif, sin ve te harfleri est getirilerek elde edilen istefale kalıbıdır. İstefale veya istifalun kalıbına bakalım. Arapçada çok yaygın kullanılan sülasi mezit fiil kalıplarından biridir. Sülasi fiilin anlamına genellikle istemek, dilemek gibi anlamlar katmak için kullanılsa da bunun dışında yeni anlamlar elde etmek için de kullanılır. Estefala kalıbının mazi muzari emir ve mastar şekli ve gafere bağışladı fiilinin bu kalıba uyarlanmış biçimi aşağıda verilmektedir. Mazi istaf'ala, muzarisi yestefeilu, emir istefeil, mastar istifalun. İstaghfara, bağışlanma diledi. Muzarisi yestaghfiru, bağışlanma diliyor. Emir istaghfir, bağışlanma dile. Mastarı istighfarun, bağışlanma dilemek. Şimdi sahih ve mutel bazı fiillerin bu kalıba uyarlanışı ve bu kalıba uyarlanan bir sülasi fiilin anlamca uğradığı değişim bir tabloda inceleyelim. Rahime merhamet etti anlamındayken isterham olduğunda merhamet diledi. Yesterhimu merhamet diliyor. Esterhem merhamet dile. Estirhamun merhamet dilemek. Hademe hizmet etti anlamındayken istahdeme olduğunda kullandı. Yesterhimu kullanıyor. İstahdim kullan. İstihdamun kullanmak. Amile çalıştı anlamındayken istamela kullandı, yestemilu kullanıyor, istemir kullan, istimalun kullanmak. Kame kalktı anlamındayken istakame olduğuna dimdik oldu, yestakimu dimdik oluyor, istakim dimdik ol, istikametun dimdik olma. Kabile kabul etti anlamındayken istakbela karşıladı, yestakbilu karşılıyor, istakbil karşıla, istikbalun karşılama. Edine izin verdi anlamındayken istedene izin istedi Yeste'zinu izin istiyor istedin, izin iste İste'zenun izin istemek Sülasi mezit fiil kalıplarına giren fiillerin çekimi tıpkı sülasi fiil fi, fiillerin çekimi gibi yapılır. Bir başka ifadeyle sülasi bir fiilin mazi çekiminde fiilin sonuna gelen ekler ile muzari çekiminde fiilin başına ve sonuna gelen eklerin aynısı mezit fiillerin mazi ve muzari çekimlerinde de gelir. Dolayısıyla emir ve nehi çekimlerinde de bir değişiklik yoktur. Aşağıda ekte sebe fiilinin mazi muzari ve emri hazır formundaki çekimini bu duruma örnek olarak inceleyiniz. Fiilin ماضي غائب تكيل هو اكتسبا هما اكتسبا هم اكتسبوا غائبة تكيل هي اكتسبت هما اكتسبتا هن اكتسبنا مخاطب تكيل أنت اكتسبتا أنتما اكتسبتما أنتم اكتسبتم مخاطبة تكيل أنت اكتسبتي أنتما اكتسبتما Entunna iktesabtunna. Mutekellim ana iktesabtu nahnu iktesabna pardon şeklindedir. Şimdi muzari çekimine bakalım. Gâib tekil huve yaktesibu huma yaktesibani hum yaktesibuna. Gaibe tekil hiya taktesibu huma taktesibani hunna yaktesibna. مخاطب تكيل أنت تكتسب أنتما تكتسبان أنتم تكتسبون مخاطبة تكيل أنت تكتسبين أنتما تكتسبان أنتم تكتسبنا متكلم تكيل أنا أكتسب نحن نكتسب شمدي فيل أمري حاضر تكيمنا bakalım. مخاطب تكيل أنت اكتسب أنتما اكتسبا أنتم اكتسبوا مخاطبة تكيل أنت اكتسبي أنتما اكتسبا أنتنا اكتسبنا Sülasi mezit fiil kalıplarını öğrendiniz. Geçen bölümde de ifade ettiğimiz gibi Arapça söz, sözlüklerin büyük bir bölümü fiilin üçlü kökünü esas almaktadır. Bu yüzden mezit bir fiili sözlükte ararken bu sözcüğün üçlü kökünü bilmek son derece önemlidir. Ve bu sözlük kullanabilmek için zorunlu bir beceridir. Şimdi sülasi bir fiile 2 veya 3 harf eklenerek elde edilmiş olan yani 5 veya 6 harften oluşan fiillerin üçlü kökünü bulmaya çalışalım. Bu fiiller arasında en kolayı 6 harften oluşan fiillerin üçlü kökünü bulmaktır. Sizin de kolaylıkla fark edeceğiniz gibi altı harften oluş oluşan istefala kalıbındaki fiilde ziyade harfler fiilin üçlü kökünün önüne gelen ist harf öbeğidir. Bu harf öbeğini fiilin önünden çıkardığımızda geriye kalan bölüm fiilin üçlü köküdür. Örneğe bakalım. istakbala istif'ala kalıbındandır ve ist ön eki fazla harfleridir. Bu harfler çıkarıldığında kabile üçlü köküne anlar, ulaşılır. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim. İstahdeme, istafale kalıbındadır. Ve sülasisi üçlü kökü yani hademedir. İstahale, yine istafale kalıbındadır. Ve sülasisi yani üçlü kökü kaledir. İstamele, istafale kalıbındandır. Ve sülasisi amiledir. İstaşraka, istafale kalıbındandır. Ve sülasisi şaraka istefheme, istefale kalıbındandır ve sülasisi fehime. İstaraha, istefale kalıbındandır ve sülasisi raha. İstaksa, yine istefale kalıbındandır ve sülasisi kasadır. Şimdi beş harften oluşan fiillerin beş farklı kalıbı olması dolayısıyla bu fiillerdeki fazla harflerin hangileri olduğunu ayırt etmek başlangıçta sizin için bir problem kaynağı olarak görünmeye El verişli ise de kalıpları ezberlemenizden sonra bu ziyade harflerin hangileri olduğunu her fiil için çok kısa sürede kavrayacağınızı biliniz. Şimdiden denemeye başlayalım. En kesere, enfaile kalıbındandır ve sülasisi keseredir. En kalebe, enfaile kalıbındandır ve sülasisi kalebedir. Tebereke, tefaala kalıbındandır ve sülasisi berekedir. Tenazele, tefe'ale kalıbındandır ve sülâsisi nezeledir. E'tasama efte'ale kalıbındandır ve sülâsisi asamadır. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü konumuz bitti. Bir dahaki konuda görüşmek üzere.